Herkese merhaba. Şu an yanımızda CHP Eskişehir Milletvekili aday adayı Yılmaz Özçelik var. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aday adaylığınızı duyurduktan sonra nasıl tepkiler aldınız? İyi tepkiler aldım. Vatandaşlarımızdan, il başkanlarımızdan, tanıdığım çevreden çok tebrik aldım. Başarılar dilediler. Zaten uzun yıllardır böyle bir düşüncem olduğunu, bu niyette olduğumu çevremde biliyordum. Ben de mesleğimden dolayı yurt dışına çok gidip geliyorum. Seçimde de burada olmam benim için büyük bir avantaj oldu. Bu şeyi kullandım. Şimdi sizinle ilgili meşhur bir gemi kaptanı olayı var. Evet. Sizin adınız kaptan şu an şehirde. En azından takip edenler. Kaptan aday. Evet. Şehirde adaylar öyle söylüyorlar. Biz Yılmaz Özçelik kimdir diye bir sorsak kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Tamamdır. Şimdi bir de öncelikle konuşmama başlamadan önce bugün biliyorsunuz 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü. 108. yıl dönümümüzün yıl dönümü. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ondan sonra şimdi ben kendimi tanıtayım. Tanıtmadan önce bu gemi kaptanlığı konusunu da biraz açmak isterim. Çünkü çok bilinen bir meslek değil. Yılmaz Özçelik adım. 1979 Tokat doğumluyum. 44 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Eskişehir'de tabii ki 7-8 senedir burada yaşıyorum. Ben sordum. İkametgah Eskişehir'de. O önemli. Evet. Uzun sürede İstanbul'da yaşadım. Lise döneminin bir dönemini Ankara'da, üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Halen kimyasal tankerlerde, uluslararası ticari gemilerde gemi kaptanı olarak görev yapıyorum. Ben buradan uçağa binip gidiyorum. 4 ay, 5 ay sözleşme olarak dünyanın her tarafında dolaşıyoruz. İşimiz bitince gelip burada 4-5 ay Eskişehir'imizde kaç dil biliyorsun? Vakit geçiriyorum. Yabancı dilim İngilizce. İngilizce konuşup da yazabilirim. Onun haricinde diğer dillerden böyle ufak tefek sadece. Derdimizi anlatırız. Ama uluslararası dil şeyi biliyorsunuz. İngilizce. Yani bizim mesleğimiz. Evrensel dil. Evrensel dil. Hatta bizde ekstra olarak bir denizcilik İngilizcesi de mevcut. Mesleğim işte gemi kaptanı dediğim gibi atıyorum bir Türkiye'den bir İtalya'ya 3 gün sürüyor. Yani biz bir 4 aylık bu süreçte bayağı bir ülkelere dolaşmış oluyoruz. Bu ülkelerle resmi yazışmaları yapıyoruz. O limanlara girmeden önce belli prosedürler var. Onları uyguluyoruz. Gemi aslında kendi başına bir devlet gibidir. Bayrağı vardır. İçerisinde bir sistem vardır. Bir yasası vardır. Kuralları vardır. Ve hep uluslararası sözleşmelere bağlıdır. Yani uluslararası sular kanunu. Bir limana ülkeye gittiğiniz zaman onların kurallarına tabi oluyorsunuz ama açık denizdeyken de geminin ve kaptanın koyduğu ve yürürlükteki olan şeyleri kullanıyoruz. Nikahta kıyıyor musunuz? Nikah kıyma etkisi biraz efsane gibi oluyor ama hani gemide bizim bir jurnalimiz var. Gemi kaptanın kullandığı günlük şeylerin yazıldığı. Ona not düşülürse onun fotokopisiyle veya şeyiyle bir kuruma başvurulursa yardımcı olacaklarını sanıyorum. Yani. Evet. Şimdi Türkiye'de birçok siyasi parti var. Evet. Benim sorum şu. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te kurulmuş bir parti. Öncelikle onu söyleyeyim. Atatürk'ün önderliğinde Anadolu ve Rumeli hukuki cemiyetinin ve Kuvayi Milliye'nin devamı bir partidir. Altı ok vardır biliyorsunuz. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laikçilik ve devrimcilik. Bunlar yüzyılı aşkın zamandır temel ideolojileri ve bilimin daha o yüzyıllar önce bile öne koyduğu değişmez, evet, bir ülke için değişmez kurallar içeriyor. Ben de kendimi Cumhuriyet'in bir neferi olarak gördüğümden dolayı ve Cumhuriyet Halk Partimiz sosyal çoğunluklu demokrat bir partidir. Hukukun üstünlüğüne inanır. İnanan bir partidir.
eşitliği, cinsiyet ayrımcılığı yapmaz. Bundan dolayı benim dünya görüşüm, hayat felsefemde bu olduğundan dolayı ve bir gemi kaptanı da zaten olsa olsa herhalde CHP gibi bir partiden böyle bilimsel modern Türkiye'yi en iyi temsil eden en iyi temsil eden parti olduğu için CHP'yi tercih eder her zaman. Şimdi az önce beraber baktık. 18 tane aday adayı var CHP'nin. Evet. Aday bunun da 25 lira bulabileceği ifade ediliyor. Siz kendi şansınızı ilk 6'ya girme konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendimi şanslı görüyorum. Çünkü bu bir biliyorsunuz yerel bir seçim değil. Milletvekili aday adaylı. Milletvekili parlamenterdir. Yasa yapar. Mevcut yasaları çıkarır. Değişiklikler yapar. Savaş ilanında oy kullanır. Milletler arası sözleşmelerde onaylanıp onaylanmayacağına karar verir. Benim de bu biraz bürokrasidir. Uluslararası camiada çok bulunduğum için biraz bürokrasiyi, ülkeleri tanımamdan dolayı özellikle sözleşmeler. Bu konularda kendimi çok yakın ve tecrübeli buluyorum. Bu konuları yapabilecek yeterliliğe sahip görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini yerine getirmek. Yani yükselen ve kazanan bir Türkiye için çalışmaya hazırım diyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla daha böyle internasyonel düşünüyorsunuz. Aynen. Dünyaya evet. Daha o gözle bakıyorsunuz. Evet, dünyaya o gözle bakıyoruz. Anadolu'nun bağrından çıkmış bir dünya gözü diyebiliriz o zaman. Aynen, çünkü böyle oluyor. Çünkü biz yurt dışından Türkiye'ye geldiğimiz zaman, sık sık gidiş geliş yaptığımız zaman çıplak bir gözle sorunları da görebiliyorsunuz. Kendinizde neyi yapabilirim, neyi yapamam, nerede eksik var? Çok böyle açıkça insanın gözü önüne seriliyor. Yani kendimi listede olabileceğime inanıyorum. Öyle yola çıktım. Partim kazansın, partim için çalışacağım. En büyük hedefim o. Evet. Amacım o. Şimdi Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen faktörü var. Evet. Onunla olan ilişkilerinizi soracağım. Recep Taşar CHP Eskişehir Başkanı. Onunla olan ilişkilerinizi soracağım. Bir de teşkilatlarınız nasıl? Tamam. Son iki yıldır özellikle çok sık ziyaret ediyorum. Özellikle il başkanımız Recep Taşel. Çok naif bir insan kendisi. Çok sık ziyaret ediyorum kendisini. Partimizle ilgili çalışmalarını takip ediyorum. Çok naif bir insan. İl başkanımız, yardımcılarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanı. Bunlar da bir aile gibi çalışıyorlar. Bu süreçte tabii ki de belediye başkanlarımız da sağ olsunlar. Onlarla da tanışıklığımız var. Destek oldular. Milletvekili adaylığımın beyanatında teşrif ettiler. Çok güzel bir jesttir yani adaylığı. Evet. Milletvekilimiz Jale Nur Hanım. Nitekim o da. Diğer adaylar da elimizdeydi. Evet. Yılmaz Büyükerşen de hem adaşım. Tabii Eskişehir'imizin Bir duayeni tabii. Kendisiyle de bu konularda bir büyüğümüz olarak yakın ilişkiler içerisindeyim. Şimdi ben Eskişehir'in sorunlarını soracağım ama daha önce hep sorduğumuz bir soru var. O soruyu bir gemi kaptanına soracağım. Bir de onun bakış açısıyla yanıtlamasını istiyorum. Şimdi Eskişehir üreten bir şehir. Evet. Buraya da yakın limanlar var. Ama bu limanlara bir demir yolu hala yapılamadı. İşte Eskişehir'in en büyük eksiklerinden birisi bu olarak yorumlanıyor. Sizce Eskişehir demir yoluyla bir limana bağlanırsa neler kazanır? Tabii ki çok büyük şeyler kazanır. Şöyle, zamandan kazanacaktır. Yakıt tasarrufundan kazanacaktır. Taşınacak şeylerin eğer ulaştırılmasında hız kazanacaktır. Bizim meslekte de tankerlerde özellikle zaman çok önemlidir. Zaman kazanacak veya bozulmayacak. Çoğu eskiden kalma kamyonlarla taşımak, lojistik yapmak bunlar artık çok çağın dışında kalan şeyler. Eskişehir'imizin üreten bir şehir. Bunu kullanması lazım. Ben bir şeyle dikkat çekmek isterim. Eskişehir'imizin de biliyorsunuz kaplıcaları, terpenleri mevcut. Bu büyük bir avantaj. Bunu yeterince kullanamıyor. Hiç kullanmıyoruz. Yani, nerede yeterince? Çok az. Çok güzel. %5 falan. Yani Afyon, Kütahya bile buradan bir pay alıyor. Bir yatırım yapıldı. Turistlerden. Kızılinler tarafına özellikle. Yeni termal lüks oteller, spalar yani yapılabilir. Eskişehir'in gazlı göle gitmesi benim canımı acıtmıyor değil. Evet, mesela söylediğim gibi buradan gazlı gitmesi. Hazır burada su varken
o suyun daha kullanılabilecek çok farklı alanları da olabilir. Hatta kendi vatandaşları bile bundan çok faydalanamıyor diye düşünüyorum. Hala apartman şeylerine derme çatma. O konuda bir kazanım sağlanabilir. Turizm geliri sağlar. Bu da bir üretim ve bir gelir olur Eskişehir'imiz için. Tabii ki. Çok önemli. Otopark sorunu işte hepimizin bildiği. Otopark, trafik, akan trafik. Yani dışarıdan bir insan gelse trafikte herkes birbirine yol veriyor. Yani şimdi bizim meşhur tarihi odun pazar evlerimiz var. Günübirlik gelen turistler arabasını park edecek yer bulamıyorlar. Bazen biz de oradan geçerken turistler bize yer soruyor, arabayı nereye koyabiliriz diye. Kesinlikle öyle. Otoparklara yönlendiriyoruz dolu. Hem pahalı hem dolu. Yani benim bir misafirim geldi. Örnek vereyim size. Bu Eskişehir halkı ne kadar diyor layık, medeni insanlar, herkes birbirine yol veriyor, korna çalmıyor falan. Dedim yani onun da şeyi var ama bir özelliği de alışmışız artık. Yani, şimdi burada CHP'yi eleştiriyormuş gibi olmasın sevgili vekil adayı ama bu hükümetle birlikte işbirlikleri yapılarak çözülebilecek işler. Yani CHP'li vekil adayı Yılmaz Büyükerşen'i bir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiriyor olmasın. Yani her şeyimizin klasik bazı sorunları var. Önemli olan bir de bu sorunları nasıl çözüleceği, daim olarak çözülmesi. Bunların üzerine de değinmek lazım, çalışmak lazım. Çünkü problemler artık günümüz teknoloji çağında. Şu sorunu biliyorum, bu sorunu biliyorum. Şey değil, anlık önünde akıyor zaten. İnsanlar gerekli yerlere hemen şeyini, bildirisini yapabiliyor. Efendim, ben bu soruyu CHP olarak sormayacağım size. Altılı Masa bünyesindeki bütün partileri kapsayarak soracağım. Evet. Eskişehir'de 6 tane milletvekili çıkacak 14 Mayıs'ta. Evet. Sizce kaç tanesi Altılı Masa'dan çıkar? Ya da çıkmalı? Kaç tanesi Altılı Masa'dan çıkar? Ben en az bir 5 olarak düşünüyorum. 6'da 5. Bir tane de AK Parti'ye mi bıraktınız? Bir tane de AK Parti'ye bıraktım. Muhalefet de lazım diyorsunuz yani. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kesin kazanacağız diyor. Bir tane de muhalefeti AK Parti'ye bıraktınız o zaman. Benim görüşlerim de o yönde. Çünkü İyi Parti'ye veriyoruz bu arada. İyi Parti'de yani çok destek olacağını biliyorum ama geçen seçimde daha çok biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İyi Parti'ye çok destek olduk. 4-1-1-1 olur yani. 4 CHP, 1 İyi Parti, 1 AK Parti gibi mi olur? Olabilir. Çünkü bizim tüzüğümüzde de böyledir. Yani çoğulcu katılımcı demokrasiyi öngörür. İlkelerinden biri budur. Halil İbrahim Sofrası. Yani geçen seçimlerde de İyi Parti'de demokrasi olsun, çoğulculuk olsun, onlar da mecliste kendilerini ifade edebilsin diye ben hatırlıyorum, biliyorum. Bayağı destek olundu. Ama şimdiki gördüğüm kadarıyla tabii çalışmalar devam ediyor genel merkezde ama herkes kendi partisine mi herkes şimdi kendi partisine oy verecek ama milletvekili dağılımında tam bir şey yok diye biliyorum yani. Yani dağılım nasıl olacak? 7'den 6'ya düştük maalesef, bir tane vekil kaybettik. Evet, nüfusla alakalı bir şey. Nüfusla alakalı bir şey. Bakalım. Aslında çok büyük bir öğrenci kentiyiz ama İkametgah almıyorlar. Evet. Öğrencilerde 1 milyon nüfus var ama ikametgah almıyorlar. Bir durum var. Nüfustan dolayı maalesef Eskişehir'imiz 7 tane milletvekili aday kontenjanı 6'ya düştü. Evet, şimdi daha önceki aday adaylarına sormadım. Bundan sonrakilerin hepsini soracağım. İlk size sormuş olayım. Eskişehir'de yaptığımız araştırmalara göre 100 bine yakın sandığa gitme eğilimi olmayan vatandaş var. Bu insanların neden sandığa gitmek istediğini, gitmeleri gerektiğini anlatır mısınız? Sizce neden sandığa gitmediler? Ya halkımızda bence büyük bir bıkkınlık var. Medyada ve bu şimdiki yönetimin uygulamış olduğu politikalar, medya gördüğümüz kadarıyla. Yani devleti artık insanların devlet gibi görmediği için, yani şimdi insanlar çıkıyor konuşuyor, yerel yönetim bu, özellikle AK Parti. Konuştuğu, anlattığı meseleleri parti adına mı konuşuyor, devlet adına mı konuşuyor, kimin ne olduğu belli değil. Devletin kurumları, isimleri değişti, yapısı değişti. İnsanlar eskiden bir devlete bir güven vardı. Devlet bir şey söylediği zaman arkasında duruyordu. Ve bu olaylar özellikle son 10 yılda artık had safhaya çıktı. Devlet verdiği sözleri tutmuyor. İnsanlar da artık buna güvenmiyor. Yani 2002'de bizim paramızı aldılar. Şu anda 27 kat değerini dolar, 27 değerini kat düşürdüler. Dolar 2000. Sterline'e göre hesapladınız herhalde. 2009 yılında dolar. Demek ki sevgili adayımız sterline çalışıyor. Ya da şey, frangı falan. Evet. Yani o yüzden halkımızda bir bu konuda ben bir yorgunluk ve bıkkınlık görüyorum. Gerçekten hayat mücadelesinde içerisindeler. Ve devleti devlet yapan kurumlar yok olmuş durumda. Yani bir resmi daireye bir yere gitseniz devletin size buz gibi soğuk
karşınızda cinsiyetinizi, adını sorması lazım. Kızılay'ı gördük ya en son mutlaka. Yani evet, mesela Kızılay'da bunu yurt dışında yapamazsınız. Yani Kızılay... Çadır satamazsınız. Çadır satamazsınız. Müdahale ekibiniz yok. Müdahale etmiyorsunuz. İnsanlar orada kuruluş amacı belli Kızılay'ın. Her türlü şeyi yaşıyorlar. Zorlukları çekiyorlar. Orada çadır satıyorsun ve istifa etmiyorsun. Bu mesela Avrupa'da yani insan içine çıkamazsın. Not yani. For sale ne demek? Kızartıcı bir. Not for sale İngilizce'de ne demek? Not for sailing, seyir. Ya. Sale diye yazılıyor. Parayla satılamaz. Ha, satlık, sailing öyle bize. Parayla satılamaz. Pakistan'dan gelen çadırlarda parayla satılamaz üzülüyor. Evet, yani. Maalesef. Ya bir de işte bu yönetim sistemi maalesef bütün politikaları artık parti şeyine döndürmüş durumda. Yani çadırın üstüne ismi mi yazayım da reklam mı yapayım? Burada bunu yapayım, böyle reklam mı yapayım? Yani devlete hizmetten çok devletin bütün kurumları partinin kendi yandaşlarına ve reklamına çalışıyor. Yani devletin bütün imkanlarını buna kullanıyorlar. Yani öncelik millettir. Yani şimdi biz milletvekili olsak bile veya olanlar her ne kadar kendi ilinden seçmeniyle seçilse dahi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekilidir. Tabii ki. Milletin vekili aslında. Bir kere bunu bilmek lazım. Milletvekili, milletin vekilinin kısa... Evet, aynen yani. Böyle. Milletin vekilidir. Yani bu anayasada benim söylemiş olduğum size şey. Benim söylediğim bir şey değil. Anayasada böyle. Yani. Anayasa böyle diyor. Yani milletvekilinin sorumluluğu nedir dediğin zaman böyle diyor. Her ne kadar kendi ilinden, kendi seçmenlerinden oy alarak seçilmiş olsa da milletvekili olduğu andan itibaren artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekilidir. Bütün insanlarına, vatandaşımıza aynı mesafede olup tabii ki de kendi partisinin de propagandasını yapacaktır, dertlerini, şeylerini söyleyecektir ama her vatandaşa aynı mesafede yardımcı olması lazım. Yani bu kadar işte Kızılay örneğinde olduğu gibi orada bile kime verelim, kime vermeyelim bir sürü dedikodular ortaya çıktı. İnsanlar bıktığı için sandığa gitmeyi diyorsun. Ben öyle görüyorum. Yani bir de bu işte sosyal adaletsizlik. İş, çocuklarına iş bulsa, iş bulamıyor, para versen, hayat, hep şeyleri, kiraları çok aşmış durumda. İnsanlar zaten şu anda kendi mücadelesinde, yorgun argın işlerine gidiyor, geliyor. Diğer taraf arkasını dönmüş. Yani bu evet. Kapatmış durumda. Yani sadece olayları reklam ve partizanlık olarak görüyorlar. Bu çok yanlış bir şey yani. Son sorumda Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kemal Kılıçdaroğlu çok dürüst bir insan ve şu kritik dönemde bence olabilecek en iyi liderlerden biri. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve çok zor bir döneme gireceğiz. Parlamenter sistemin tekrar oturulması için bir devlet aklıyla, bir devlet düzeniyle kırmadan, dökmeden bir uzlaşı ile bu sistemi tekrar yine oturtmamız lazım. Bunu yapacak kabiliyet, dürüstlükle de ben hem yaş itibariyle hem şimdiye kadarki Kılıçdaroğlu, bildiğimiz Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüyle yapabilecek kişiler çok az kişilerden biridir. Yani onun yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na bu dönemde hiç olmadığı kadar ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şimdi iki büyük belediye başkanımız İstanbul ve Ankara. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da yardımcıları olacak. Biri sol kanadında, biri sağ kanadında. Çok başarılı. Güzel yakıştırdınız. Biri sol kanadında, biri sağ kanadında. Evet. Bu şekilde başaracağımıza inanıyorum. Yani. Evet. Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Ben teşekkür ederim. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili aday adayı Yılmaz Özçelik vardı. Kendisini tanıktı. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu söyledi. Yoğun ilgi arasında nasıl ilk altıya kalabileceğinden bahsetti. Umutlu olduğundan bahsetti. Vaatlerini, sorunları konuştuk. Altılı Masa'nın Eskişehir'de 5 tane milletvekili çıkaracağını iddia etti. Bakalım nasıl gerçekleşecek o. Sandığa gitmeyen seçmenlere seslendi. Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki yorumlarını anlattı. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.